Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba, ben Ertuğrul. Bugün koyunları yolladık. Biliyorsunuz artık babam gidiyor, koyunları babam otlatıyor. Çobanımızın günü bitti, Abdullah abi vardı. Şimdi yemledik koyunları, geçenlerde sizinle videoda çekmiştik hatta onların yemini yerken falan. Onları yemledik, şimdi tavuklarda sıra. Tavuklarımız tamamen organik değil ama gezen tavuklar. Şimdi onların buğdayını vereceğiz, sonra kovalarımızı dolduracağız. Kovalarımız valla 5 kova, 6 kovamız var da normalde. Günde işte her odada yanıyor. 5 odam, 5 odada soba yanıyor. Öyle şey gibi değil yani, düşünmeyin. Kül yani, normalde odun yaksak bir ayda çıkar bu kül ama bizim her gece her odada bu kadar kül çıkıyor. Küllüğümüz orada. Şimdi sobaları doldurmadan önce şu tavukların bir yemini vererek de tavuklarımıza arpa, buğday, zincirli işte. Arpa, buğday karışık. Onların yemini yere atacağız. Tavuklar tamamen organik. Organik değiller ama. Şu güneşleri de üşümesinler. Çekil orada şunu. Sür. Hemen hemen 80 tane miydi? 85 tane tavuğumuz vardı. Horoz tavuk. Bu sene bir kıran girdi. Kıran diyorlar burada tavuklara. 15 tane mi 16 tane kaldı. 85 tavuktan hemen hemen 70 tanesi öldü. Bu kaldı. Yani. Var. Normalde herkes kendi doldurması lazım ama neyse, bu üstümüzde kalıyor işte. Yaza kadar bu küllük bir daha gibi oluyor. Sizlerinki kolay, bir düğmeye basıyorsunuz ev ısınıyor. Bizde öyle değil. Şimdi gideceğiz şu çadırda, tezek getireceğiz torbayla. Hemen hemen bir torba 4 kovayı ancak dolduruyor. Sonra odun kıracağız, yüzüne tutuşturmalık koyacağız. Daha işimiz çok. Geçerken size bir de köpeğimizi göstererek, merak ediyordunuz, bu yavrumuz yeni. Şey, Bahar'ınki işte, o küçük bir tane vardı ya, bunun adı bu şey gümüş. Gümüşün Mırışke. Gümüşümüz bu. Ölüm tehlikesi yani, dikkat et. Öyle bunun yanına gelmek. Ölüm tehlikesi tabelasını da koyduk. Tabi şimdi bir tehlike arz etmiyor ama büyüyünce çok tehlikeli olacak. Şimdi oynama derdinde. Buna babaannesinin adını koyduk. Babaannesinin adı Gümüş'tü. Gümüş öldü. Sıra şimdi Gümüş'ün görevi bunda. Zıplam. Yaraf böyle. Bu ne iş? Kulübesi var, üşümesin diye Şükrü yaptı bunu. Tahta çaktı, içeriye de şey doldurduk. Koyun teze kurulu. Üşümüyor yani, sıcak sıcak yatıyor. Üşümüş bir tipi yok. Zalim. Gümüş senin adın zalim değil. Zalim dayısının adı. Dayısı. Ama tabelamız kuvvetli. Ölüm tehlikesi. Böyle kolay değil. Köpeklerimiz çok bir şey değil öyle yani. Fazla değil. Var ama birkaç tane de. Tezeklerimiz yazdan çuvalladık tezekleri. Oyunun her şeyi para. Her şeyi yani kullanılıyor. Hiçbir şey atılmıyor. Yorganı, yününden yorgan yapılıyor.
gübresinden yaza kadar yapıyorum. Etini sütünü zaten yiyorum. Atılacak bir şeysi yok yani. Tezeklerimiz mayıs kermesi. Yani her ne kadar şey olmasa da kırdık önceden, çuvalladık. Şöyle içeri de bir göstereyim size. İçeri hemen hemen bir 500 torba var burada. Bu ara günde 2 torba gidiyor ama biraz sonraları hava soğuyunca 4 torbaya kadar gitti oluyor günde. Çünkü sobayı dolduruyoruz, yakıyoruz, çakmağı yakıyoruz. Yani soba söner sönmez içeri buz. Hiç durma yok. Yaza kadar yakacağız. Bu da kilidimiz. İyi kilit ha. Bazı yerlerde kerme diyorlar ama bunların. Gümüş. Gümüş. Gümüş yenecek bir şey var zannediyor. Ağzını yalıyor bir görünce ama. Gerçekten şehirde yaşayanlar yani bizlerinki çok kolay. Bir düğmeye basıyorsunuz, ev fırın oluyor. Bilmiyorum tabii o kadar yakabiliyor musunuz da, pahalıymış herhalde doğalgaz. Biz epey bir ısıtıyor yani. Tezek nasıl olsa. Yeter ki koyunun karnı doysun, tezek de yani sıkıntı olmuyor. Kömür bile yakmıyor, sadece tezek. Öyle çok hükmü olan bir şey değil, öyle çok hemen geçiyor ama. Yani çok kaliteli bir şey olsa o kadar kül çıkmaz. Demiri nere koydun? Köye yerleşeceğim diyen takipçilerimiz var. Köye tabii ki de yani köylerde hiçbir şeye para vermiyor. İşte görüyorsunuz. Tezek, kömür bile bedavadan. Daha kovanın ikisi gelmemiş ama. Soba kovasını. Hadiye verme ha topu. Bunlar para para. Şimdi sobayı tutuşturmak için ufaktan ufaktan şey de yapacağız. Odunu biraz çırmık diyoruz biz buna. Böyle böyle. Yer yaşça olmuyor. Pürmüzle tutuşturunca yetiyor. Bir kovaya o kadar koyduk mu yetiyor da, biraz daha ince olsa pürmüzü çok harcamış olmayız. Şimdi kovalarımızı hazırladık arkadaşlar. Odamıza götüreceğiz, yakacağız. Çay suyumuzu koyacağız. Su kaynayınca çay demleyip, Allah izin verirse işte daha bir saat var yani çay içmemize. Kupları hep kırılıyor kovaların. Tezek birdenbire hızlıca yandığı için kova dayanmıyor. Normalde kömür bu kadar şey yapmaz. Sobaları ayarlıyoruz ama gece yatarken muhakkak yakıyoruz. Yoksa imkanı yok.
sabah yatmazsak yattığımız odada su donar. Öyle yani bizim evler. İki katlı, altı ağlı ama bu bölgeye yani iki katlı ev tuğladan ev dayanmıyor. Kerpiç evler vardı eskiden. Bir tane yakarlardı. O da hani yeterdi, ısınırdı. Gece yatarken de hatta şöyle şöyle küdükler. Aptal öldüren bu ağacın adı. Kurumuştu, düşmüştü, kestim. Gece yatarken de bunu atıp üstüne altını kapatıyoruz ki ufak ufak aynı sizin kaloriferleriniz gibi ufak ufak içeri ısıtsın diye. Ne bileyim. Bizim memleket bak hatta derler kışa sormuşlar derler bizim burada. Memleketin nere? Erzurumluyum da demiş Sivas'ta eğlenir. Şimdi pürmüzümüzle sobamızı yakacağız. Bu bir kolaylık. Eskiden bezle falan yanarlardı, yakarlardı. Bunu böyle tutuyoruz, hemen tutuşuyor. Şeyde de işte hani bir kolaylık yani. Pürmüz. Pürmüz diyorlar. Bilmiyorum sizin oralarda başka yerlerde ne deniyor buna. Böyle 2 dakika tutunca hemen bir yanıyor. Hemen tutuştu zaten şimdi. Bu odunu da 2 gündür unutuyorum gece yakmayı. Uyumuş oluyor. Sabah kahve buz gibi oda. Normalde bunu atıyorum. Biraz yandıktan sonra altını üstünü kapatıyoruz her yerini hava almasın diye. O adeta hani demin de demiş mi kalorifer gibi ufak ufak içerinin ayazını kırıyor. Yani kaç derece oluyordur? Eksiden yukarı çıkıyordur yani. 1-2 derece oluyor gece. Yorganın altına da girince üşümüyoruz bir nebze. Tugay 2 gündür niyetleniyor onu yakacağım diyor. Saklıyorum. Yani onu yakarsa savaş çıkarıyor. O benim odamın. O benim geceki kurtuluşum. Dün -8 dereceydi. Bugün belki biraz daha soğuk olabilir. Hava açık. Bugün kesin yakacağım unutmazsın. Unutmayız. Üşüyeceğiz. Neyse arkadaşlar. Sobaları yaktık. Allah'a emanet olun. Çayda, çayın suyunu annem odada koymuş. Kaynıyor şimdi. Çayımızı içeceğiz biz. Siz de belki yetiştirsek videoları izlersiniz. Allah'a emanet olun.